Merhabalar. Bugün yine güzel bir ürünle karşınızdayım. Aslında denemek istediğim ve üzerinde çok düşündüğüm ama tercihimi boştan yana kullandığım bir buzdolabını inceleyeceğiz. Ben Ocak ayında, ocağın sonlarına doğru almıştım. Yani bayağı bir oldu, 6-7 ay. Bu vesileyle uzun araştırmam sonucunda aslında tercihimi boştan yana kullandım. Herhangi bir nedeni yok. Sadece Bosch'un kalitesini seviyorum. Gerçekten çok güzel ürün malzeme kalitesini ortaya çıkarıyorlar. Bu yüzden bir tane de beyaz eşya Bosch olsun istedim. Hangisini aldım? Ocak ayında ben seri 4 işte alttan donduruculu buzdolabı. Burada da ürün kodunu görüyorsunuz. KGN55 VW Phone ya da F0N bilmiyorum. Öyle bir ürün kodlu bir ürün aldım. Ben bunu burada da irsaliyesi mevcut. Bakın Ocak ayında 8.950 TL almışım peşin fiyatına. Bugünkü fiyatı Ağustos ayı fiyatı 13.377. Bunlara 1-2 ay sonra 3-4 bin lira bandında tekrar bir zam geleceği haberi de duyuldu. Hiçbir şey yerinde durmuyor maalesef. Ülkede ne alırsanız kârdasınız. Bugün 13 bin lira alırsanız yarın bunun iki katına bulursunuz. Bu yüzden hiçbir şey için geç kalmamış olursunuz. Şimdi biraz hızlıca üründen bir bakalım. Gördüğünüz gibi alttan donduruculu. Artık yeni modeller böyle oluyor. Herkes bunu kullanıyor. Bu arada bunun seri 6'ları da çok güzel. Kesinlikle onu tavsiye ederim ama fiyat biraz daha tuzlu oluyor. Yine orta segment olan seri 4'ten biz devam edelim dedik. Beyaz rengini aldım. İşte burada gördüğünüz gibi altta büyük bir derin dondurucusu var. Gerçekten Big Box diye geçiyor. Çok büyük malzeme koyuyorsunuz. Buraya meyve ve sebzelerinizi koyabileceğiniz bir bölüm var. Buraya genelde tavuk, et ve balık ürünleri koyduğunuz kısımlar var. Efendime söyleyeyim işte yan rafları var. Yumurta kapları çıkıyor. Burada da 2-3-4 tane raf çıkıyor. Manuel aldım bu arada. O bilerek otomatik almadım. Ne kadar otomatik o kadar sıkıntı olabiliyor bazı buzdolaplarında. Bu yüzden manuel candır. O yüzden seri 4. Seri 6'larda genelde otomatik oluyor. Size kalmış. Hangisini beğenirseniz onu alın. Şimdi şu hava kanallarından bahsedeceğim. Şu an burada işte bazı düğme kısımları var işte. Genelde eksi 18 ve 4'te kalmasını istediler. Onun nedenlerini anlatacağım. Bu şekilde. Evet, bence bunları geçelim artık. Biraz teknik bilgilerinden bahsedelim. İşte 480 litre hacmi var ki bence çok güzel bir hacim litresi. Ne çok büyük ne çok çok küçük. Çok da küçük değil. Orta segmentin biraz daha yukarısında diyebilirim. Ölçüleri var. İşte boyu 1.80-60, 780'e de genişlik ve derinlikleri mevcut. Burada bazı işte yiyecek kısımlarını işte bozmuyor. Bilmem daha koruyor. Uzun vadeli durabilir gibi durumlar yazılmış. Big Box'tan bahsedilmiş. Kurban etinizin hepsini şu alt kısmına koyabilirsiniz. Bence çok rahat sağabilir. Çünkü küçük değil arkadaşlar. Büyük. LED aydınlatma çok güzel. Çok aydınlatıyor. Gerçekten onu beğendim. No frost diye geçiyor zaten. Burada kullanma şekilleri var. Yıllık watt'tan bahsediyor. C seviyesi 3 tane yumurtalıktan bahsediyor. DBI 40 DBI. Ki kaldı ki motor seviyesi çalışırken çok sessiz. Birazdan görürüz şimdi. Tasarımdan bahsediyor. Solo. Boyutlarından konuştuk. Seviyesinden, raflarından konuştuk. Konfor alanından güzel bir konfor alanları var. Özellikle yiyecek ve meyveler için çok geniş ya. Ben çok beğendim. Bağlantı gücünden akım bunlar geç bunları. Burada da kullanma kılavuzunu indirip detaylı okuyabilirsiniz. Şimdi mutfağa gidip bakalım. Mutfağa geçmeden önce ürünü kendi Bosch bayisinden aldım. Kesinlikle size de o şekilde almanızı tavsiye ederim. İnternette hiçbir beyaz eşya ürün alınmaz. Burada irsaliyesini inceleyelim. İrsaliyesinde
Neyle gelmiş bana? Mars Lojistik'le geldi. Kesinlikle kutuyu açtırdım. Öyle lojistik firmasını yolladım. Çünkü bir hasar varsa onu lojistik firması üsteleniyor. Çünkü taşıma esnasında. Ama ben kutuyu açmıyorum. 6 ay sonra buzdolabımı açacağım derseniz, kutuyu da açmadığınız takdirde eğer kırık, dökük, çizik varsa o size ait oluyor. O yüzden lojistik firmasından geldiği anda kartondan çıkarıp sağa soluna bakın. O şekilde kalsın. Ben hemen açtırmadım. Dediğim gibi Ocak ayından aldım. 7-8 ay o şekilde durdu evin içinde ve şimdi yeni kurmaya başladım. Herhangi bir ücret talep etmediler. Boşum bu yönünü seviyorum ama diğer yer ürünler 6 ay geçince gibi durumlarda fiyat istiyorlar, kurma fiyatını. Ama şu an ben garantisini başlattım. Herhangi bir ücret ödemeden 7-8 ay sonra da başlatabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Hemen mutfağa geçelim. İşte size canlı örneğini göstereyim. Gayet büyük bir dolap. Burada da kendi yeri var. Yüksekliği de bayağı bir geniş. Yani eğer koyacağınız dolap kısmı küçükse onu göz önünde bulundurun. Kesinlikle ölçülerini alıp öyle gidin. Böyle tam hepsini çekemiyorum çünkü telefonu yan çevirdim. Ama hemen şuradan başlayalım. Şunu sök. Yaklaşık bir saattir çalışıyor. Bayağı da bir soğutmuş. Buz gibi olmuş. Güzel. İşte rafları bu şekilde geliyor. Burada yumurtalıklarımız var. Gördüğünüz gibi 3 tane söylendiği gibi yumurta kaplarımız var. 3 çarpı 4, 12. 12 tane yumurta koyabilirsiniz. İşte birinci rafımız, ikinci rafımız, üçüncü rafımız var. Küçük raflardan yok. Bu şekilde. Ama tabii ekleme alıp ekleme yapabilirsiniz. Burada yerleri var. Üst segmenti bu şekilde. Şimdi şu hava kanallarından biraz bahsedeyim. Buralarda hava girişleri oluyormuş. Burayı poşetlerle kapatmamamızı önerdiler. LED'ini çok beğendim. Gerçekten akşama doğru çok güzel bir ışık verir bu. Görürsünüz yani. Burada bir tane havalandırma var. Şurada bir tane hava kanalı var. Burada da var. İşte bunu böyle yukarı dereceli dereceli çevirebiliyormuşsunuz. Koltukta şu an dursun dedi. Herhalde fish and meat yiyecekler için ekstra cold, ekstra soğuk demek gibi bazı hava kanalları var burada mevcut. Bunları genelde önünü kapatmayın, tamam mı? Bir burası, iki burası multi airflow, ekstra çoklu hava kanalı. Bir tane de şurada bir sensör var. Bunları kapatmayalım poşetlerle. Burada bir raf var. Burada iki raf var. İkinci bir raf. Bakınız genişliğine bakın. Yani bir karıştan baya bir fazla. Ve derin yani. Baya bir derin. Şurada bir cam kısmımız var. Burada koyabilirsiniz. Buraya Vita Fresh Fish and Meat var. Yani genelde buraya tavuk ve etleri koyun. Bak az önce alarm öttü. Kapı açık kalırsa alarm ötüyor. Yani kapıyı açık unuttun gibi bir durum söz konusu. Ben biliyorum. Ben buradayım. O zaman alarmı kapatmak için bir kere basıyorsunuz. Devam edelim. Bu göze genelde tavuk et ürünleri koyuluyor. Bu tarafa da balık ürünlerini koyabilirsiniz. Öyle tavsiye edildi. Buraya kesinlikle meyve koymuyoruz. Meyvelerimizi Vita Fresh dediğimiz bu alana koyuyoruz. Zaten meyve resmi var yani anlarsanız buradan. Burada çok büyük derin bir kap var. Yani bu şekilde meyvelerinizi uzun ömürlü kullanmanız açısından yıkamadan ve poşetsiz koymayı istediler. O şekilde koyup bu şekilde tüketebilirsiniz. Buradan biraz bahsedeyim. Bakın burada sebze ve meyve işareti var. Eğer bu üst kısmına getirmek istiyorsanız şöyle. Bu demek oluyor ki sadece meyveleri işte havalandırmak ya da ne bileyim o tazeliğini korumak ekstra oluyor. Bakın zaten burada havalandırma kanalları var. Yok ben sadece meyve sebze her ikisi de olsun istiyorsanız şu an default olarak bu ayarda kalabilir. Bunları kullanma kılavuzunda detaylı olarak okuyabilirsiniz. Yani baktığımız zaman geniş bir üst kısmı var. Düğmeleri üst tarafta.
Hepsinden bahsettik neredeyse. Burada da ürünün model ve bilgileri var. Garantisi 3 yıl zaten. Söylemeyi unutmuşumdur. Burada alt kısmı eksi 18'de kalmasını tavsiye ettiler. Genel default üst kısmı da 4. ayarda kalması. Ekolar en düşük. Süperler, diyelim Kurban Bayramı eti koyduğunuz zaman süperi alabilirsin demişlerdi. O yüzden süper bir kolt, yani soğukluk sağlayabiliyor. Herhangi bir dolabı açma kapama gibi bir düğmesi yok. Tamamen şu yandan tutup çekiyorsunuz. Açılıyor. Bu şekilde kapatıyorsunuz. Şimdi alt kısmına bakalım. Burada da herhangi bir tutma yeri yok. Sadece yan kenarlarından, şuralardan tutup çekebiliyorsunuz. Alt tabakanın rafları yok. Böyle dümdüz. Nedeni de şu tarafta çok büyük bir alan sağlama gerekiyor. Baktığımız zaman bayağı bir soğumuş. Ben bunu fişe takmıştım. Burada buzluk kablolarımız var. Bunu aslında şöyle alalım, buz dolduralım. Bunu kullanırız. Burada bir garanti belgesi kalmış. Bunu alayım ben buradan. İşte burada genelde baklagiller, eğer dondurmak istediğinizde etlerinizi koyabilirsiniz. Burada iki tane devasa kutu var. Big Box diye geçiyor. Big Box. Burada işte resimler var. Bazı ürünlerin resimleri var. 2-6 ay arasında, 4-8 ay arasında, 6-12 arasında No Frost diye geçiyor. Yine öttü az önce. Bu tavuk, et, meyve, yani bayağı bir her şey konulabilir. Ama çok derin. Gerçekten çok derin. Şunları da alalım. Daha bugün kullanma fişe taktım. Tabi herhangi bir içinde şey yok, malzeme yok. Ülkemizin bu ekonomik giderleriyle beraber 4-5 bine bu dolap dolar herhalde. Tahminim o yönde. Yani karnını doyurmak kolay değil bu dolabın şimdi. İçini dolduracağız tabii bunların. Ama genel anlamda şöyle baktığımız zaman evlenenler için bence güzel bir ürün. Büyük olsun dediğiniz zaman da yani işinizi görür bu. Kesinlikle görmemezlik yapmaz. Büyük bir ürün. Çok güzel bir iç hacimleri var. Çok güzel dizayn edilmiş. Ne kadar yer kaplamaması için elinden geleni yapmışlar. Size maksimum bir saklama alanı sunuyor. Aslında ilerleyen dönemlerde detaylı bir şekilde yorumlarımı aktarırım. Çünkü daha henüz kullanma gibi bir durum olmadı. Bu kadar çok iyi, bu kadar kötü yanı var gibi söz konusu değil. Şu an eski buzdolabımın sesi videoya yansıyor olabilir. Onun bir fişini çekeyim. Bu yeni dolabın bir sesini dinleyelim. Eski dolabın fişini çektim. Şimdi yeni dolabın sesini bir dinleyelim. Abi hiç rahatsız etmiyor yani. Çok sessiz çalışıyor. Çok güzel bir şekilde. Bazı sensör uyarıları var. Onu anlatmıştım işte. Onun haricinde detaylı bir şekilde kullandıktan sonra yorumlara yazarım kesinlikle. Ama ilk öngörülerim bence çok güzel bir ürüne benziyor. Zamanda çok da uygunu aldık diye düşünüyorum. Gitgide fiyatları artıyor sürekli. Tercihimi boştan yana kullanmam bence özellikle buzdolabı için güzel bir tercih olduğunu düşünüyorum. Kendinize iyi bakın.